Dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi geldi. Ortalıkta büyük bir panik var çünkü beklenenin biraz üzerinde. Ama aslında tek bir satırdaki bir tuhaflık bütün bu paniğin sebebi. İşte bugün o tek satırdaki tuhaflık nedir? Enflasyon verisinin neleri beni hafif de olsa rahatsız ediyor ve gelecekle ilgili neler bekliyorum? Bütün bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetleri fiyatları üzerine nasıl bir etkisi olacak? Bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım. Bu arada şunu da kabul edeyim. Bu enflasyon verisinde ben de yanıldım ki genelde enflasyonu iyiyimdir biliyorsunuz. Buradan da fark ettim ki ben bunu biraz ihmal etmişim. O yüzden bugün tekrar döneceğiz. Detaylı bir enflasyon incelemesi yapacağız. Önümüzdeki aylarla ilgili beklentiler ortaya koyacağız. Aranızda zaten bu tip videoları çok isteyenler vardı. İşte özlemiş olanlara detaylı Amerikan enflasyon analizi. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir bakalım yıldan yıla enflasyon %2.9 bekleniyordu, %3.1 geldi. Aylık enflasyon 0.2 bekleniyordu, 0.3 geldi. Bunlar manşetlerdeki rakamlar. Fed'in esas önem verdiği çekirdek tarafta işler pek iyi gitmedi. Aylıkta çekirdek 0.3 bekleniyordu, 0.4 geldi. Yıllıkta çekirdek %3.7'ye iner diye düşünüyordu, %3.9'da kaldı. Ve bunun üzerine tabii piyasa panikledi. Bu verilere bakınca piyasanın paniklemesi de gayet doğal. Ama detaylarda öyle acayip şeyler dönüyor diyor ki oraya bakmadan büyük kararlara varmamak lazım. Bu çerçevede uzun zamanda sizlerle paylaşmadığım enflasyon Excel tablomuza bir bakmakta fayda var. Kalem kalem gidelim. Evde yemek yeme ciddi şekilde artmış. Bir önceki ay 0.1 bu ay 0.4. Hiç hoş değil. Dışarıda yemek yeme 0.3 bu ay 0.5. Fakat ben bu evde yemek yeme kalemlerine baktığımda aslında bütün artışın neredeyse alkollü olmayan içeceklerden yani meşrubattan geldiğini görüyorum. Onun dışındaki gıda ürünlerinde ciddi bir artış yok. Yani vatandaş çok rahatsız edecek bir şey yok. Diyenler Amerikan İstatistik Kurumu'nun verilerinin detaylarına bakabilirler. Enerji tarafına baktığımızda düşüş hızlanmış. Bir önceki ay 0.7 emtialardaki fiyat. Bu ay eksi 3.2. Öte yandan hizmet tarafında enerji hizmetlerinde fiyat artışı var. Özellikle de doğal gazdan geliyor bu. Belki Amerika'daki kış koşulları sert geçiyor diye bu oluyor. Bilemiyorum. Çünkü dünyada normalde biliyorsunuz doğal gaz fiyatları düşüyor. Burada böyle bir sıçramamız var. Fed'in faizleriyle esas etkilediği bölge olan ürünlere baktığımızda neredeyse hepsinde enflasyonu düşüş var. Ev eşyalarında bir önceki ay 0.3 bu ay eksi 0.1. Giyimde bir önceki ay 0 bu ay eksi 0.7. Yeni araçlarda bir önceki ay 0.2 bu ay 0. İkinci yeni araçlarda 0.6 bu ay eksi 3.4. Yani ikinci yeni araçlarda fiyatlar geriye gidiyor. Zaten bunu Tesla örneğinden yakından biliyoruz. Yedek parçada bir artış var. Eksi 0.3'den 0.8'e tırmanış var. Sağlık ürünlerinde eksi 0.1'den 0.6'ya düşmüşüz. Eğlence ürünlerinde bir miktar artış var. Fakat burada enteresan durum genelde Amerika'da borsadan yükselince eğlence ürünlerinde de bir artış oluyor. Muhtemelen vatandaş oldan kazandığı parayı eğlenceye biraz harcıyor. Eğitim ve iletişim ürünlerinde eksi 0.2'den 0.6'ya tırmanış var. Alkol içecekler iç ben kardeşim şu zıkkımı 0.1'den 0.3'e diğer kalemlerde de eksi 0.5'ten 0.3'e artış var. Yani bütününe baktığımızda ama aslında ürün enflasyonu hala eksideki. Burası Fed'in en direkt olarak etkileyebildiği yer ve buradaki büyük kalemler yani araçlar, ikinci araçlar, giyim bunların hepsinde ciddi enflasyon eksiye gidiyor. Enflasyon yok, deflasyon var burada. Peki kardeşim o zaman bu enflasyon nereden geliyor? Nereden gelecek? Hizmetlerden geliyor. Hizmetlerden geliyor derken de en çok kiralardan geliyor. Önce barınma kiraya bakalım. Geç aile aynı. Yani bu hakikaten beni de yordu biraz. Burada artık bir düşüş olsa iyi olur ama en azından aynı yerde kalmış. Demek ki burada bir enflasyon artırıcı etki yok. Dışarıda konaklama 0.2'den 1.8'e zıplamış. Ciddi bir zıplama var burada. Yani insanlar herhalde biraz daha tatile gittiler. Kar tatilleri vesaire diye yorumluyorum. Ama bunun enflasyon üzerindeki etkisi az. Yani 100 üzerinden 1.33'lük etkisi var. Esas büyük kaleme geliyoruz. 26.769 bölü 100 etkisi var. Yani enflasyonun %26'sını tek başına belirleyen kalem. Oradaki rakam ne? 0.6. Ya nasıl oluyor bu? Geçen aya göre görüyorsunuz 0.4'ten 0.6'ya çıkış var. Oysa kiracılara sorduğumuzda ve kira sözleşmelerine baktığımızda enflasyon sabit. Ev sahiplerine anketle sorulduğunda ise yükselmiş durumda. Nasıl bir hesap bu bilmiyorum. Şimdi düşünsenize gerçek sözleşmelere bakıyorsunuz aslında enflasyon en azından sabit. Ev sahibine gidip soruyorsunuz. Sen bugün bu oturduğun evi kiraya verseydin hangi fiyattan verildin diye orada enflasyon 0.6'ya sıçrıyor. Şimdi i̇şte bunu FED hile yapıyor diye yorumlayanlar olabilir. Yani çünkü FED'in Amerikan hükümetiyle bir süredir tartıştığını biliyoruz. Amerikan hükümeti artık ciddi şekilde faiz düşüşleri bekliyor. Yelen dün açıklama yaptı. Enflasyon gayet hızlı geriye gidiyor diye. Faizler düşsün istiyorlar. Öte yandan FED de faizleri düşürmeyi pek istemiyor. Ya ben faizi düşürürüm enflasyon yukarı giderse bir sorun olur. Bu durumda ne yaparsınız? Bu dönemin enflasyonu biraz olduğundan yani yüksek gösterirsiniz ki Amerikan hükümetinin baskısı azalsın. Çünkü etkisi çok büyük. Bakın 0.6 yerine gerçek kira sözleşmelerindeki gibi bunu 0.4'e indirsek bizim enflasyonumuz bir anda 0.25'e iniyor. Yani %0.3'ten %2'lere doğru inmiş oluyoruz. Ki burada aralarda bazı küsuratları da bir yere koyarsanız 0.2'lik beklentiye eşit hale geliyor. Tek bir kalem bu ve bu kalemin özelliği bu sadece bir anketle alınıyor. Bu anketin ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyorlar bilemem. Belki de ankette bir hata var. Hani iyi niyetle bakacak olursak belki de FED ile Amerikan hükümeti arasındaki itişmenin sonucunu burada görüyoruz ama tek bir kalem her şeyi kökten etkiliyor. Bunu geri getirelim şimdi sayılara biraz daha detaylı bakalım. Başka nerede artış var? Var. Ulaşım hizmetlerine ciddi bir artış var. 0.1'den 1.0'a. Fakat bunun temel sebebi otomobil sigortaları. Bir önceki enflasyon videosunda aynı şeyden bahsetmiştim. Otomobil sigortaları çok hızlı yükseliyor. Diğer taraflarda ciddi bir artış yok. Eğlence hizmetleri 1.1'den 0.4'e inmiş. Eğitim ve iletişim 0.2'den 0.4'e çıkmış. Bir de diğer kişisel hizmetler var. Burada ciddi bir artış söz konusu. Gerçi oranı düşük enflasyonu ama bu artışın temel sebebi de yine maalesef hisse senedi borsasında yaşananlar. Çünkü diğer kişisel hizmetlerin içerisinde finansal hizmetler ağırlıklı bir kalem ve o ağırlıklı kalem bu borsa yükselince tabii ki yukarı doğru gidiyor. Özetleyecek olursak evet kalem kalem baktığımızda pek çok kalemde artışlar var. Yani bu enflasyon raporu için hiç artış yok diyemeyiz. Ama bu kalemlerin çok büyük bölümdeki artışlar enteresan. Çünkü Fed'in en çok etkileyeceği kalem olan çekirdek ürün yani gıda ve enerji harç çekirdek ürün enflasyonu da sorun yok. Orada deflasyona devam ediyoruz aslında. Gıda tarafında meşrubatlarda ciddi bir artış var. Dışarıda yemek yemede bir artış var. Türkiye'de de o yaşanıyor biliyorsunuz. Ama asıl turpun büyüğü kira. Ve kirada hem kiracılara sorulan kiralarda bir düşüş yok ama daha önemlisi ev sahibi kiraya verseydi gibi. Tuhaf bir kalem. Neden enflasyonun %26.769'u bundan oluşuyor? Onu da hiç bilmiyorum. Burada acayip bir sıçrama var ve ilk kez bu ikisinin arası bu kadar açılmış durumda. Yani ilk kez gerçek sözleşmelerle ev sahiplerine sorulan sorunun cevabı arasındaki fark bu kadar açılmış durumda. Bu durumda ben enflasyon konusu çok paniklemiyorum çünkü temelde 3 kalemi indirebiliyoruz. Ev sahibi kiralasaydı meselesindeki tuhaflık, otomobil sigortalarındaki tuhaflık bile borsaların hızlı yükselmesinin getirdiği eğlence ve finansal giderlerdeki artışlar. Bunun dışında aslında enflasyonu büyük bir dert yok gibi gözüküyor. Nitekim Amerikan İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere bakacak olursak bütün ev enflasyon kalemlerinden kirayı çıkarttığımızda bakın all items less shelter enflasyon Amerika'da 0.1. Bunu yıllıklandırırsanız yani 12 ile çarparsanız 1.2'ye gelir. Geçen ay da böyleydi. Ondan önceki ay 0'da ondan önceki ay 0.5'ti. Yani burada düşüş aslında devam ediyor ve 0.1 son derece sağlıklı bir enflasyon. Bu çerçevede benim enflasyonla ilgili bir paniğim yok. Zaten piyasada bunu değerlendirdi dün gün içerisinde. Önce bir sert bir düzeltme yedik. Zaten bunu bekliyorduk. Pazartesi günkü videomu hatırlayın kararsızım diyordum. Bir yerlerde bir düzeltme olması gerekiyor galiba. Ama longda duralım kendimize hece edelim diyordum. O düzeltme için bir bahane bulunmuş oldu. Fakat kapanışa doğru borsalarda yukarı doğru hareketlenme başladı. Bakın burada Nasdaq ve S&P 500 grafiklerini görüyorsunuz. Güne sert bir düşüşle başladılar veriler açıklanınca ve o düşük gün boyunca devam etti ama günün sonuna doğru yani Amerika saatiyle borsanın kapanmasından 45 dakika önce yukarı doğru yüksek sert bunlar gelmeye başladı. Şu anda da vadeli endekslere baktığımda Amerikan teknoloji şirketlerinde %0.11'lik yükseliş var. Küçük hisse senetlerinde dün orada çok sert düşüş yaşadık. %0.5'lik yükseliş var. Yani pek de panikleyecek bir şey yok gibi gözüküyor burada. Dün bu arada ne oldu? Dün Dow Jones %1.35, S&P 500 %1.37, Nasdaq yürüdü 1.8 düştü. En çok small cap'ler etkilendiler. Onlar aslında geçen hafta perşembeden beri iyi gidiyorlardı. Neden onlar çok etkilendiler? Çünkü bunlar daha küçük şirketler, daha borçlu şirketler, finansal yapıları biraz daha sorunlu olabiliyor bu tip şirketlerin. O yüzden bunlarda sert bir düşüş yaşandı. Tabi her zaman ben biliyorsunuz detaylarla ilgileniyorum. Buradaki detaylara baktığımda da enteresan bir şeyle karşılaştım. Geçen sene Ocak'ta da enflasyon Aralık ve Kasım'a göre hızlı yükselmiş. Benzer bir trende gidiyoruz. O Ocak'taki yükselişten sonra görüyorsunuz aşağı doğru geri çekilmeler gelmiş. Bu çerçevede bu aydan sonra aylık enflasyonlarda geriye çekilmeli olabilir. Geçen sene Şubat ayının enflasyon 0.4 bu arada. Yani gelecek ayın başında bazımız 3 0.1 eksi 0.4 eşittir 2.7'ye gelecek. Eğer enflasyon 0.2'lik normal aylık trendine gelirse gelecek ay ilk kez %3'ün altında enflasyona karşılaşacağız. Ve ben bunun açıkçası yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ev sahiplerinin bu kadar saçmalamaya devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ve şimdi daha da enteresan aslında Amerika'da enflasyon düşmeye devam ediyor. Geçen sene bu dönemde enflasyon %6 idi. Şu anda %3.1. Aralarda görüyorsunuz dalgalanmalar oluyor. %3'den %3.2, %3.7'ye çıktı yerler var. 3.1'e geri geldik. Gelecek ayda umuyorum ki %3'ün altına ilk defa ineceğiz. %2'ye inebilecek miyiz? %2 için zaten süremiz 2026 yani hiç de acelemiz yok. Bu nedenle işler Fed'in beklediği gibi gidiyor. Ama bu gidişat faiz indirimleri konusunda Fed'e in eline bir silah vermiş durumda. Fed faizleri indirmek istemiyor. Daha evvel de söylemiştim. Ve ellerine şimdi bir silah geçti. Kullanabilecekleri bir bahane var. Nitekim bu dün hemen borsalara yansıdı. Mesela Mart ayında faiz indirim beklentisi %23'tü, %9'a gelmiş durumda. Mayıs ayında faiz indirimi beklentisi %54, %35'e gelmiş durumda. Haziran ayında faiz indirim beklentisi %52.2'ydi, %51.2'ye gelmiş durumda. Yani büyük oranda Mart'tan vazgeçti piyasa. Mayıs eh belki esas konu Haziran'a kalmış durumda. Ben henüz Mart'tan vazgeçmedim ama olasılığın zayıfladığını kabul etmekte fayda var. FED'in dünkü veriyi kullanacağını bunu bir bahane olarak kullanacağını ben de düşünüyorum. Şubat ayında şok edici bir veri gelmezse Mart ayıya faiz indirimi raftan kalktı. Bu konuda yanıldık. Mayıs'a bakacağız. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız derdi ya. Ünlü bir Türk futbol filozofu. Biz de öyle bakacağız. Sonraki aylar neler olacak onu göreceğiz. Yalnız işin enteresanı şu. Piyasa zaten bunları fiyatlamıştı. Hatırlarsanız Sezen'in başında piyasa bu yıl 6 faiz indirimi bekliyordu. Fed'in başkanı ısrarla hayır 3 kere indireceğiz en fazla dedi ve şu anda geldiğimiz yerde piyasa FED'le uyuştu. Ama zaten FED'in 3 faiz indirimini uzun süredir piyasa fiyatlamasına rağmen yukarı doğru gidiyordu. Bu nedenle borsalarda acayip bir düşüş beklemiyorum açıkçası. Nitekim şu anda vadelilere baktığımızda teknoloji hisselerinde %0.15 pozitifte olduğumuzu görüyorum. Yani Dow Jones hariç her şey bugünü bir pozitifte açacak gibi gözüküyor. Çünkü piyasa mesela şöyle bakıyor. Tamam yani evet beklenir biraz üstüne enflasyon ama sonuçta %3. %3 enflasyonla Amerikan ekonomisi çöktü çökmez. Fed için faizleri biraz daha yüksek tutmak için bahane olabilir bu ama ekonomi falan çökmez. Ayrıca ekonomi canlı. Şirket bilançoları son derece iyi gelmeye devam ediyor. Bundan ilgili ayrı bir video yapacağım. Çünkü epey çok bilanço gelmiş durumda. Bizim yatırım yaptığımız veya beğendiğimiz şirketlerin hepsi neredeyse hedeflerini açtılar. Gelecekle ilgili beklentilerde biraz şirketler muhafazakar davranıyor. Onların hisse senetleri sert cezalandırılabiliyor piyasada. Ama genelde hep iyi sonuçlar geliyor. İkincisi Amerika'da bir resesyon olmadığı da belli. İstihdam ve de bu durumda bir yatırımcı olarak şöyle bakıyorsunuz mesela. Ya %3 enflasyon var. %2 olmasa ne olur ki oraya doğru gidiyor aslında. Düşüş trendi devam. E zaten resesyon da yok. Piyasa da canlı. Yapay zeka gibi yepyeni teknolojilerde coşkunluk var şu anda. Büyümeler gözüküyor. Ben o halde panik demeyeyim. Bu nedenle ben piyasalarda şu anda öyle bir radikal çekiliş beklemiyorum. Şubat ayı enflasyonu kötü bir sürpriz olursa sert bir düşüş yaşarız. Mart ayı genel olarak piyasaların geriye doğru gittiği bir aydır. Piyasanın artık iyice sert bir düzeltme için bahane arayacağı bir yerdir. Fakat ben bu düzeltmenin çok sert olmayacağını tahmin ediyorum. Sanki buralarda bir yerde dururuz belki biraz daha aşağı. Ama henüz piyasaları süper yükücek bir vaziyet yok ortalıkta. Mart ayına girerken bir bahane bulabilir piyasalar. Şubat ayı enflasyonu yıllıkta %3'ün altına inmezse o paniğin bir sebebi oluşmuş olur. İhtimal var mı? Tabii ki var. Bu ayki pek çok kalemdeki rakamlar pek hoşuma gitmedi. Bunu demin de söyledim. Ama eğer ev sahipleri saçmaktan vazgeçerse biz Şubat'ta %2.9'ları ilk defa görmüş olacağız. Hatırlayanlar vardır ben Ocak Şubat'ta çok sert enflasyon düşüşleri olacak dedim. E oluyor da yani bir an önceki ay 3.4'ten 3.1'e geldik. Ben 3 ile 2.9 arasını tercih ederdim. Şubat ayı için ise 2.9 ile 2.7 arası bir yerler tahmin ediyordum. 2.7'ye gidemeyeceğimiz belli. 2.9'lara inersek sevineceğiz diye düşünüyorum. Fakat Amerikan borsanın düşmeyeceğine dair başka bir enteresan işaret daha var. O da kaldıraçlı işlem oranı yani margin debt. Yani insanların abi borsa çok yükselecek ben kaldıraçlı işlemlerle piyasaya gireyim dediği bir vaziyette değiliz zaten. Bakın 2008'de bu yaşanmış görüyorsunuz. İnanılmaz kaldıraçlı işlem, inanılmaz borçlanarak işlem yapmış insanlar sonra çöküş gelmiş. Şu an öyle bir FOMO yok. Şu anda piyasalardaki yükselişin büyük bölümü spot alımlarından geliyor. O yüzden evet ben bir düzeltme bekliyorum hala ama o düzeltme teknik olarak çok hızlı gitmenin sonucu. İkincisi şirketler karlı. Şirket bilançolarda bir dert yok. Bu nedenle aşırı sert bir düzeltmeye bir sebep göremiyorum. Bir düzeltmeyeceğiz biz mutlaka. Teknik olarak bunu gerektiriyor. Şu anda yaşanan düzeltme pek o değil. Bu hafif bir düzeltmeye benziyor. Mart'ta onu beklerim ama oraya kadar hisse senedi fiyatlarını çok da aşağı yönde bir hareket beklemiyorum. Yıl sonu için S&P 500-5200 hedefimde de bir değişim yok. Hatta piyasa öyle kuvvetli ki o hedefi yukarı çekmeyi bile düşünebilirim önümüzdeki günlerdeki hareketlere bakarak. Şimdi tabii bütün bunlara yanılmamız mümkün mü? Elbette çok mümkün. Kimim ki? Ben işte bir kameranın karşısındaki YouTuber'ım altı üstü ve zaman zaman benim de hatalarım oluyor. Enflasyonu bu ay yeterince takip etmedim. Özür diliyorum sizlerden. Dün gerçi son anda enflasyon verisi açıklanmadan 2 saat önce aşağı yukarı ya bu %2.9 gelmez %3'ü bulur diye bir tweet attım ama geç kalmıştım. Düne bırakmışım araştırmaya çok seyahatler falan vardı. Ben de işimi biraz daha sıkı tutmayı düşünüyorum. Ama şu anda piyasayla ilgili görüşüm kabaca bu çerçevede. Sorularınızı ve yorumlarınızı beklerim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.